Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Rus Savunma Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güzel haberler beklediklerini açıkladı. Ukrayna'daki Rus saldırıları yüzünden ülkeden kaçışlar devam ediyor. Mariupol kentindeki Türk vatandaşları mahsur kalmıştı. Vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınlar temizlendi. İnsani koridorların açılmasıyla otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmalar sürüyor. Vatandaşların tahliye süreciyle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güzel haberler beklediklerini söyledi. Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısının olmadığını da öğrendik. Ama diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafta da yani insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz. Bakan Çavuşoğlu, Türklerin tahliyesi için Kiev ve Odessa'dan da otobüslerin gönderileceğini duyurdu. Kiev'den vatandaşlarımızın gönderilmesi planlanıyor. Yine Çerniviv üzerinden. Lviv'den iki otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odessa'dan da yine bir otobüsü kaldıracağız bugün gelen talepler üzerine. Diğer taraftan Ağızka Türkleri ve Kırım Tatarları, diğer soydaşlarımızın ve bizden yardım isteyen diğer ülkelerin vatandaşlarına da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz.